geldiniz. Şimdi heyecanlı. 24 yaşındayım. Ben bugün size bariyatrik cerrahi beslenme ile ilgili bütün konulara değinmek istiyorum. Önce bir tanı kendimden bahsetmek istiyorum. Ben buraya 2014 yılı civarında 2012'de pardon Ankara Cumhuriyet Araştırma Servisi'nde çalıştığım o zamana kadar o dönemde çalıştığım yıllarda 97'de COVID'de bariyatrik cerrahi bilgilenmeye başlamıştım. 2017'ye kadar da aynı hastanede birçok yöntem olan hastaları beslenmeleri takibiyle uğraştım. 2012 yılında da Bağlı Üniversitesi ve akademik hayatıma orada başladım. Yani akademik hayatım olarak Marmara Üniversitesi beslenme tetkik bölümünde başladım. Ve zamanlı olarak orada Marmara Üniversitesi Üniversite Hastanesi'nde, Sankaya Üniversitesi Hastanesi'nde, Yabaran Cerrahi 2002 yılında birlikte çalıştık. 2 yıl sonunda da ve sonra geldim 2014'te. 23 yıldır da buradayım. Burada da hastanedeki yine negatif olacak hastaların takipçilerin haftada bir konuşacak şekilde ben bir çocuğa birlikte yapmaktayım. Hepiniz biliyorsunuz obezite artık bütün dünyada ciddi bir salgın halinde ilerleyen bir hastalık. Bariyatrik cerrahi deyince bunun ne olduğunu anlatıp sizinle paylaşmak istiyorum. Bariyatrik bir Yunan deyimi. Bariyatrik ağırlık, bariyatrik ise tedavi anlamında ağırlık tedavisi aslında Türkiye'de ama şu anda günümüzde artık bariyatrik cerrahi olarak kullanılmakta. Kısaca tarihlerine bakacak olursak, Türkiye 1904 yılında bu ameliyatlarla kullanılmaya başlanmış. Yüzüne göstermeydi. Daha sonra 60'lı yıllarda bariyatrik bypass sınıfı geliştirilmiş. 1971'de, 1971'de gastroplastik ve 1976'da da biyofermatik diversiyon geliştirilmiş. Skandinav tarafında da Skandinav 2013 yılında da İstanbul'a gelmişti. Dünya Obezite Federasyonu'nun düzenlediği konuda İstanbul'da yaşamış. Çünkü kendisi burada canlı ameliyatı gerçekleştirdi. 82'de Berkay Bantar çok yaptı. 98'de dolanan süreçleri biyofermatik diversiyon. 93 yılında da doğru çocuk ayarlama bir rastlık var. Halk arasında mide gelip de tabi de dinlen yolda. Ve 94'te de, pardon, gastrik bypass, yani kendi gastrik bypass yöntemi geliştirmiş. Ve metoda altın standart olarak uygulanan bir yöntem. Peki bariyatrik cerrahi deneyimleri neler? Burada amaç en etkili tedavinin sağlanması, kilo kaybı sağlamak. Tabii en uzun şekilde, en uzun maliyeti, düşük mortalitede, bir de yaşam kalitesi sunabilmek gibi komplikasyonları minimize etmek önemli. Obezite ve beslenmeye başlık olduğumuzda maalesef ilk sıraları, bu sıraları belirlemiş durumda medeni evlenme obezite neden olduğu belirtiliyor artık. Sigaralarla tüketimi, yanlış beslenme alışkanlığı, kişisel aktivite, nerede yapılmaması, doğrudan sosyoekonomik düzey ve tabii ki obezitenin stres ilgili olduğu artık bilinen bir gerçek. Obezite tedavisi neden gerekli? Obezitenin iki türlü tedavisi var. Bir medikal, bir cerrahi tedavisi var. Medikal tedavisi diye davranış değişik, düzenlenmiş tedavisi gerçekten hormonlar oluşturmakta. Eğer bir kilolu kişi bu tedaviden yarar görülmesi bu durumda bariyatrik cerrahide mutlaka gidilmesi gerekiyor. Yapılmış çalışmalarla medikal tedavi sonuçları, medikal tedavide biraz önce söylediğim tedavilerle kişi eğer %10 oranında kilo kaybı oluşmasına rağmen bu kiloların %95'in geri alındığı tespit ve o yüzden süreçinde yapılmış bir kontent toplantısında da morbid obez hastalarında morbid obezlerden bahsediyor. Morbid obezlerden değil. Morbid obezlerde cerrahi dış tedavileri başarı şansının olmadığı belirtilmiş. Burada önemli olan medikal tedavide cerrahi dış tedavilerle kişi kilo verse de en önemli sorun verdiği kiloların geri alınması. Önemli olan kiloların geri alınmaması gerekiyor. Morbid obezlerde bunu sağlamak oldukça zor. Bahsettiğimiz biliyoruz. Normal obez, vücut ağırlığı %50 fazla olması, morbid obez %100, süper obez ise %225 olması. Yani beden kısmını 60'ın üzerine bir süper obez olarak adlandırıyoruz. Ve bir sınıflandırma var.
Yine otobüsle birlikte görünen hastalıklar, günümüzde bildiğimiz kalp tansiyonundan, koroner hastalığı, diyabet, kanser gibi, koroner diyabet, çeşitli enfeksiyonları yansımamış, kanın tartması, uyku bozuklukları, psikososyal bozuklukta, hipertansiyonda ve polikistik olay tansiyonuna kadar yine problemlerle birlikte kendini gösteriyor. Normal obezitenin sağlık denetlerine baktığımızda da genel popülasyona göre sadece diyabet hastalıklarında 6, kalp tansiyonunda yaklaşık 6, 3, 5, 5, hipertansiyonda 2, 3, 2, yine obezlerde ve virüs tansiyonun problemlerinde sıklıkla görüldüğü belirtilmekte çalışmalarda. Kimler için tedavi verildi? Beden endeks 24.9'a kadar normal kullanıyoruz. 25 üzeri ise 50 yaşın altında hipertansiyon diyabet tehlikelisi varsa mutlaka tedavi gerekiyor. Ve kaybolucunun üzerinde ise zaten tedavi kaçınılmaz. Bariyatrik cerrahi yöntemlerine baktığımızda yüksek risk olan hastalarda kullanılmakta. Üç türlü yöntem var. Bir kısıtlayıcı yöntemler, elini bozukluğa atan yöntemler, bir de ikisini kombin uygulandığı yöntemler var. Kısıtlayıcı yöntemler, bunlarda yiyecek alımının azaltılması söz konusu. Kişi normal yediği miktarın daha az yemek zorunda. Çünkü yeni oluşturulan mide ile mide hacmi 30 ila 50 cc hacme düşürüldüğü için o mide hacminin alabileceği kadar yemek yemek zorunda. Ve bunun için de yapılan operasyon kişinin daha fazla yemek yemesine izin vermiyor. Burada ki yöntem teknik midenin buz kısmından direkt olmak sağlanmakta. Bu cerrahi yöntemler ve kanalizmizin hepsindeki temel bir mekanizm olur. Grelin bir açlık hormonu ve grelin hormonu sağlıklı %70 azaltılarak kişinin eskisi kadar iştahlı olmasının önüne geçmiş olur. Daha çok bütün dünyada ülkemizde daha çok uygulanan kısıtlayıcı iştahlar ve kronosyon ayarlarımızın mide bantı, vertikal bant atrofiyası ve şu an halk arasında dinamik mide dediğimiz mide vertikalı. Eminim bozulan işlemler ise yani monotropik yöntemler bunlar da kişi yiyecek kısıtlayıcı işlemlere göre burada kişi daha rahat daha fazla yemek yiyebilmekte ama yeni bozukluğu yaratıldığı için de kişi daha az vitamin, mineral, besin öğesi alarak ve bu şekilde kilo vermeleri sağlanmakta. Buna örnekle kilo vermesi var, biyolojinin yağ bypass'tan çok güzel yöntemler. Kombin işlemler, duran yavaşlı bypass'la yine dönem sürüş bu iki yöntemde hem kısıtlama gerçekleştirir hem de kişide emini bozukluğu yaratılıyor aslında. Birçok yöntem var. Kişinin beslenme alışkanlıkları ve yaşam şekline göre bunlara karar veriliyor. En önemlisi kişinin karbonhidrat bağımlısı gitse, çok fazla şeker ve şeker çiçekleri çok fazla tüketiyor ise bu türdeki kişilere mutlaka monotropik yöntemlerden bir yöntemin uygulanması gerekiyor. Aksi takdirde kısıtlayıcı bir yöntem uyguladığımızda yani çok her gün küçük ve kolay içen hastalarımız var gerçekten. Öncesinde ameliyat olmadan önce günde 20 bardak çay, 20 fincan kahve, 40-50-60 bardak çay içen kişiler olduğunu söylenmiş bir hastamız oldu. Ve tabi bunların her birine de dışarı kesme şeker atıldığını düşünürsek bir şeker sadece 300 gram kaç şekerinden geliyor. Böyle bir hastanın tabii ki bant veya fibrasyet olmamız mümkün değil. O yüzden yöntemin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Kimlere bu ameliyatlar yapılıyor? Kilo kişi ameliyat yapılıyor mu? Önce bizim ülkemizde de sağlık politikalarımızda kişinin beden kitleindeki 35-40 arası ise iki tane yandaş hastalığı olması lazım. Bunlardan yani metabolik bozukluğu olabilir, hipertansiyon olabilir, belki kemikli olabilir, inomeseye bağlı bir psikolojik problemi var ise bunlardan bir tanesi varsa ameliyat olabilir. Eğer beden kitleindeki 40 ve üzeri ise herhangi bir komorbid hastalığa gerektiriyor ki ameliyat olabilir. Tabi ameliyat olabilmesi için de yine öncesinde kişi medikal tedaviyi denemiş olmalı ve bu medikal tedaviden bir başarı sağlayamamış olmalı. Bu şekilde değerlendirdikten sonra ameliyatı alınmasına izin veriliyor. İnovasyonun 5 yıl olması gerekiyor. Hormonal hastalıkların bulunmaması, alkol ilaç bağımlısı olmaması yine hastanın uygulanacak yöntemi
ameliyat sonrası uygulayacağı işlemleri yapabilecek düzeyde olması, bunları anlaması gerekiyor. Ayrıca ailesinden de ameliyat sonrası kendisine bir destek olması lazım. Eğer kendi kendini idare edemiyorsa, aileden de destek yoksa, yine böyle hastaların çevret olmasına izin veriliyor. Olsa bile zaten operasyon sonrası kilo verirken sıkıntılar olacaktır. Bir de bu ameliyatlarda şöyle bir durum var. Bu kurallara uysun ya da uymasın, biraz sonra söyleyeceğim kuralları. Eğer kişi kurallara uymasa bile 2-3 yıl çok rahatlıkla kilo verebiliyor. Buna balayı dönemi deniyor. Bu balayı dönemi bir yıl daha seyrediyor. Bir yılda hiçbir şey yapmasa bile çok rahat kilo verebilir ama davranışları değiştirmediği takdirde, beslenme alışkanlıklarını düzenlemediği takdirde, yanlış bir takdirde varsa onları da düzeltmediği takdirde tekrar 5 yıl sonra kilo alımı söz konusu. O yüzden kadar davranış değişimi hem diyet açısından hem yaşam şekli açısından mutlaka olması öneriliyor. Bir de adolesanlarda ise gelişimin tamamlanmış olması isteniyor. Şu an 13 yaşına kadar Orbito ve doğru adresanda ameliyat olmasına izin veriliyor. 60 yaş üzerinde ise kar zarar oranına bakılıyor. Ve tabii ki bu ameliyatlar kişinin mutlaka yaşam kalitesini artıracaktır. Onun da aslında yönelik olmalı. Eğer bunlar sağlanmayacaksa yine ameliyat olmanın bir anlamı olmayacaktır. Kontraindikasyonlar ise psikotik bozukluğu olanlar, depresif kişilik bozukluğu olan kişiler, hamileler, kanser tehdidi varsa, gastrointestinal sistemleri ciddi hastalıkları varsa da bu kişilerin ameliyat olmasına izin verilmiyor. Yine hastalığa haber edilmeden önce ameliyat sonrasında ne tür sorunlarla karşılaşacaklarını, ameliyat sonrası nasıl bir yaşam şekliyle bu işi sürdüreceklerini, beslenme alışkanlıkları neler olacak konusunda kendilerine bilgi verilmesi gerekiyor. Ve bu kişilerle ameliyat sonrası belli periyotlarda mutlaka görüşüleceğini, her görüşmeye devam edilmek gerektiğini ve hem bu işi yapan ekip, ameliyat yapan ekip ve hasta var olduğu sürece de ölünceye kadar bu ekiple birlikte kontrolleri sürdürmesi gerekiyor. Yani bu hasta ve bariyatrik cerrahinin evlenmiş olması gerekiyor. Yoksa başka türlü hastalığa uygun takipleri yapılmazsa hasta sonrasında bu işlem başarı elde edebiliyor. Yine 2011 yılında yani obezite cerrahisi uluslararası federasyonu bir çalışma yaptı ve bu 50 ülke, 50 ülkesi içerisinde Türkiye'de de var. Ve yapılan operasyon sayıları, çeşitleri, cerrahların sayısını belirlediler. En çok cerrah sayısı Brezilya'da, daha sonra Amerika, Kanada izliyor. Şöyle bir tablo var, eğer görebiliyorsak Türkiye, mesela 2011'de toplam Türkiye'de yapılan operasyon sayısı 300'de 22 cerrah olarak görülüyor. Ve burada da en çok ayarlarında bir mide bandı, slim gastrektomi, 35 band, 63 slim gastrektomi, 51 dry gastric bypass, 21 yine diğer başka türlüler, dry gastric bypass, 9 slim gastric bypass, 18 tane kilo bankatikli versiyon, 2 tane gözden altı bir çift tane vertikal bank daha çok yaşlı operasyonları yapılmış. Ve bütün dünyada bu aramaya göre Brezilya 1. sırada, 2. sırada Amerika, Kanada, 3 Fransa, 4 Meksika, 5 Avustralya, İngiltere'de 6. sırada İngiltere, Morbid Obese ameliyatları hem çok yapıldığı ülkeler. Dünya çapında başladığımız en çok yapılan yöntem Brain-Gastric Bypass, bunun ayarlarını Revan, Silivat Çelikolu ve Biyotantik Kuvvetleri'ne bulunuyor. Ve sayıları 2011'de her geçen gün artıyor. Avrupa'da bakıldığında Avrupa'dan çok bant, sonra Silivat Çelikolu, Brain-Gastric Bypass, Brain-Gastric Bypass ve kendini uygulandı da dediğimiz. Burada da en çok Brain-Gastric Bypass, Türk Midi ayarlarını düzgünde bandı ve Doyle-Narsic Biyotantik Kuvvetleri'ni %2 olarak belirtildi. Bu bir mide bandı. Burada 15-20 litrelik bir mide hacmi oluşturuluyor ve kişinin bu mide hacmine uygun şekilde beslenmesi sağlanıyor. Yine bir rahmetli bypass bu şekilde midenin mide bağırsak büyük bir kısmı.
kısmı çıkartılıp sadece bu kısmı rezervasyon sağlanıyor. Hem kısaca başvurucu bir yöntem. Yine bir öğrencilik var da. Öğrencilik burada midye var ama daha çok bir kısmı çıkartıldığı için çok fazla miktarda emin bozukluğu yaratılıyor. Ama bu grup hastalar çok fazla rahat yemek yiyebiliyorlar. 3 bin kalori civarında tüketebiliyorlar. Ama emin bozukluğu çok yaratıldığı için 3 bin kalorinin yaklaşık 1500-1600 kalorisini yenebiliyorlar. Yani bu şekilde olabildiği için bu şekilde kilo vermeleri sağlıyor hastaları. Ve bu kilo vermeleri lanjerinden sonra 3 kilo vermeleri verdiği morbid yani çok süperstar morbid obezlerimiz oran bir yöntem. Vertikal bankal sirkülasyon etkine bu şekilde zımbalama deniyor. Kilogram etkili varsiyon, yine dövenel süreçleri, bunlar diyeyim absorpsiyon oluşturan ortamlar. Bu işlerin tümünün hepsinin ekip içinde yapılması lazım. Ekip daiminde yapılırsa bu cerrahilerden sonuç alınıyor. Bizim ülkemizde de şu an Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ekip ve olması gereken bu. Bir bariyatrik cerrah, iyi eğitimli bir hemşire, iç hastalığı kuruluşu uğraşan bir doktor, obezite konusunda, beslenme konusunda sertifikalı olan bir diyetisyen ve zanlı uzmanı ya da psikolog, psikiyatrist, anestezist, endokrinolog, hekim, beslenme konusunda yine sertifikalı beslenme desteği klinisyeni, kutunun kurmanı, kardiyolog, gastroenterolog, fizik tedavi ve fizyoterapistin oluşan tabii ki bir doktor personelinin olduğu bir ekiple bu işlerle yürütülüyor. Şu an birçok ekip içerisinde ülkemiz hasta danışmanları da var. Ve bu ekiple bu hastalığın ömür boyu takipçilerin yapılması öneriliyor. Amerikan Metrolojik Bariyatrik Cerrahi Derneği de ülkemizde de sistem bu şekilde ilerliyor. Peki bu prosedürler bize nasıl kilo verdiğini biraz bu mekanizmasından bahsetmek istiyoruz. Bunlar mutlaka kilo kaybı oluşturan yöntemler. Yani ameliyat olup da kilo veremeyen hastalığa hemen yok gibi. Bunlar iştah dağılmasını ve tokluğa neden oluyorlar. Emin bozukluğu yaratıyor. Yiyeceklerin kısıtlılığına neden oluyor. Yiyeceklerin tadını değiştiriyorlar. Enerji harcamasını artırıyor. Yine bir takım istenmeyen problemler de oluşturabiliyorlar. Dantik sarfları, kusma gibi. Bunların yalnız her hafta olacak diye bir şey uymana gereken kurallar uyması da takdirde bunlar oluşan durumlar. Peki bunların sorunlar neler? Cilt altı dokusu, cilt altındaki yağ dokusunun fazlalığı, steramide yetersizliği, özellikle lekteme gastrojesinden hormonların çalışmalarındaki bozukluk, özellikle lekteme gönül dengesizliği, tek yönlü beslenme, sedante hayatta tabii de vitamin yetersizliği bizim diyor almamıza neden. Burada GLP-1 dediğimiz hormon, tokluk veren bir hormon, lektin geneği de aynı şekilde. Hormon topluk yaratan bir hormon. Lektin yeni hormonun salgılanması besin alımına dağıtır. Grelin de açlık hormonu bizim sürekli açmamızı sağlar. Burada bir mekanizma da grelin hormonunun salgısının azaltılması. Azaltılması hedeflenerek kişileri kilo vermeleri sağlanıyor. Yapılan çalışmalar var. Bu Ryan Gassi Bypass sonrası grelin de azalma ile hastaların daha iyi topluk oluştuğu ve bu şekilde daha az emekli ve polipektin diyeğinden dolayı da tabii ki o hormonun salgılanması ile hastalar kendilerini aç hissetmeye daha az emek yemekteler. Yine süt midenazili gaz elektronik hastalarda yapılmış çalışmalar var. Özellikle burada da grelin ve leptin seviyesindeki azalmanın aksine adrenopektin seviyesindeki artış söz konusu. Bu hormondaki artış daha sonra bir yıl içerisinde iştahın da azalmasını sağlayarak kişinin kilo vermesine yardımcı oluyor. Mekanizma bu şekilde devam ediyor. Tabii cerrahi sonrası takım beslenme ile ilgili sorunlar var. Bu sorunların oluşmaması için kişinin uyması gereken kurallara yöne geçmesi gerekiyor. En çok bu kurallara uyulmasında karşılaşabileceği sorunlar protein enerji maliyetidir. Yan alan pozisyonu yine bir takım mikro besin yetersizlikleri var. En çok böyle denir. Eğer yeterince kişinin demir depoları düşükse, ameliyat olmadan önce ve belli bir destek yapılmamışsa ki zaten ameliyat sonrası hastaların mutlaka vitamin mineral saklamentleri alması zorunlu. Eğer bunda alınmazsa ilk 6 ay içerisinde demir depoları boşalmaya başlıyor. Bunu B12 eksikliği, sonra solar, kalsiyum, flamin, yağ veren vitaminler ve çinko takip ediyor. Bu arada kalsiyum da çok önemli. Kişilerin mutlaka kalsiyum tabletleri alması şart.
Ama almadıklarında bir yıl içerisinde kandaki kalsiyum değerleri normal çıkıyor. Buradaki mekanizma da kişi hasta farkında değil ki migrenden kalsiyum çekildiği için serumdaki kalsiyum düzeyinde normal olduğundan geliyor. Ama daha sonra kemiklerde kırılmalar söz konusu, yapılan çalışmalar ne demiş? Bir çalışmalar var, kalsiyum alınması takdirde kemiklerde bir yıl daha sonra kırılmalar oluşmaya başlıyor. Diyete bağlı kısıtlı komplikasyonlar da var. Diyete tavsiyeden çok üyelerin, doğanlıkta tutma. Yine damp insan, biyometrik takım inceliklere karşı intoleranslar söz konusu. Proteinaj mahkumsuz olmaması için kişinin proteinaj desteklerinden ve günde en az 60 ila 90 gram civarında her günlük 3 öğün tüketiyor ise her öğünde 20-30 gram protein olacak şekilde esansız gerekiyor. Nasıl devletli hastalarda eğer kardiyovasküler ödüyor ise bu bariyatrik cerrahi hastalarında protein sayılanmasını öneriyoruz, istiyoruz. Ve protein içeren çeşitlerin her bir bireylerinde ne kadar protein olduğunu öğreterek her önünde ne kadar tüketecekleri konusunda eğitimler vermemiz gerekiyor ve bir diyetisyenin yapması zaten zorunlu. Yeterli protein alınma hastalığı ne oluyor? Karaciğer protein ve kas kütlesinde azalma, saç kaybı oluyor. Genel hastalığın büyük bir çoğunluğunun 3. ayı itibariyle saç kayıpları oluşmaya başlıyor. Erken protein eksik kalıyorsa kayıp daha da çok artmakta. Yine annemin çinko tiyamin eksikliği, immün yetersizlik oluşmakta. Tiyamin eksikliğinden önemli bir de hastaların ameliyat sonrası ekmek ve ekmek türevlerini tüketmekte zorlanmaları. Tabii ki biliyoruz ki devre vitaminler çok ekmek ve sonralardan olan yiyeceklerde olduğu için bunu da ekip tüketmek, bunun eksikliğine yol açıyor. O yüzden vitamin tabletleri almak durumundalar. Yine protein içeren, zırhımızda de şu an bulunan bir takım protein, mesela şöyle bir çorbanın içerisinde 20 gram protein var. Normalde bir porsiyon çorbada, sorulardan yapılmış içerisinde ekliyoruz ise protein miktar 2 gram civarındadır. Bunun içerisinde whey proteinlerinin bulunduğu toz proteinler katılarak verdirilmiş çorbalar var. Yine bu da bir yerde çorbası. Bu da bir biriminde bunların 15 ila 20 gram protein içeren içecekler. Burada da içerisinde bol miktarda lif ve protein içeren ve tatlandırıcı yapılmış bir tatlı kişiler kısırsaklarında tatlı ihtiyaçlarını bu şekilde haftada bir ya da ayda bir kere olacak şekilde karşılayabiliyorlar. Yine whey proteini içeren yiyecekleri çok tüketmeleri öneriyoruz. Bunun için de yine protein içeren ekmekler, krekerler, çikolata barları, makarnalar bulunmakta. Bunlardan asla tüketebilir. Yine en çok whey proteinin bulunduğu yiyecekler tabii ki sütlü ürünleri, sonra yumurta ve kuru baklagiller. Eğer bu hastalar ameliyat sonrası kırmızı et tüketiminde zorlanıyorlar. Zorlanmaların nedeni de bu hastaların ameliyat olmadan önce %100'ünün neredeyse çiğneme alışkanlıklarının olmaması. Kırmızı etin dedik oran yüksek olduğu için yani bir yüksek olduğu için çiğnemedikleri için de sinirinde zorluklar yaşanıyor. O nedenle eğer kırmızı et yemiyorlarsa ya bunu kıyma şeklinde ya da tavuk, balık, hindi, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir olarak tüketmesini öneriyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu yoksa çok ciddi anlamda günde 2 ya da 3 tane yumurta yemelerini önerebiliyoruz. 2 mutlaka bu üçüncü duruma göre önerilebiliyor. Yine yağ bulaştırıcı, ancak emin bozukluğu oluşturan insanlar da görülüyor. Bundan bahsettim. Eğer bu tür vitaminler yetersizleri varsa zaten vitaminler destekleri alması öneriliyor. Bütün bunları içeren saplamentler var. Ülkemizde bunlar gelmek üzere depo hastaların ağzında yiyen sıcak çözü bütün mineral tabletleri almaları gerekiyor. Yani ülkemizde mevcut piyasada bulunan kalsiyumlar kalsiyum karbonat şeklinde bu hastalarında kalsiyum kümenat ya da kalsiyum sitrat şeklinde tüketmeleri gerekiyor. Devrede aynı şekilde ferrosulfat, glukonat, kümenat şeklinde. Çünkü bunların emniği için hidroklorik asit fazla belirsizliği olmayacak. Çünkü bu hastaların mide acı nerede azaltıldığı için hidroklorik asit azalmakta. Normal vitamin mineral saplementleri bu hastalar için alabilirler ama aldıklarında vitamin mineralleri sadece 115'ini emilmesi gerçekleşiyor. Ama bayağı çok yerel yoktu vitamin mineral saplementleri aldıkları bunları %100 emiliyor. Bir takım şeyler var, destekler. İçerisinde demir, dönmüş, kırık basın, ağız eriyan sakızlar var, sakız çiğneyerek vitamin mineralleri aslında almış olduğu
Ve sanırım bir ülkesinin bu ürünlerde ülkesine gelecek. Onunla ilgili çalışmalar var. Bir 8 yıllık çalışmadan bahsetmek istiyorum. Burada Lanigas, Faygas'ın hastaları 8 yıllık sonuçlarını izlemişler. Öncesinde hastaları 2004 bin kalori civarında yemek yaptığını yapmamış, 2006 bin kaloriye düştüğünü, yaşam kalitelerinin kötü olduğunu, 8 yıla yaklaşık bunların iyileştiği saptanmış. Ve şöyle paylaşmak istiyorum. %98'i ilk yıllarda mide ağrısı, diyare, karınç işi, kusma, bulantı, konstipasyon, bir takım mineral almak zorunda oldukları için her enfeksiyon yapılmış onlardan duydukları sıkıntılardan dolayı zorluklar yaşadıklarını ama bunların 8. yılın sonuna doğru %94'ün iyileştiği, solunum kapasitelerini arttı, daha hareketli oldukları beyefendilerin çok iyi hissettiklerini belirtmişler. Diyetle ilgili zorluklara bakıldığında 8 hastanın 38'inin ilk yıllar hamurumuzda ekmeği, hamur işleri, makarna yani gibi yiyecekleri yemede zorlanmışlarını, ekle karşı toleranslarının olduğunu, alkol tüketenler için, alkol kısıtlı olduğu için bununla ilgili sıkıntılar çıktığını, diyetle ilgili yanlış alışkanlıkları değiştirmede çok zorlandıklarını ama 8 yıla doğru yenildiğinde çok az yemek doyduklarını, fazla şekerli şeyler yemek istemediklerini belirtmişler ve daha çabuk doyduklarını belirtmişler. Psikososyal bilen algısına baktığımızda da ağırlık olduğunda veya kilo kaybı olmadığında, çevrelerinin ailelerinden destek alamadıklarında psikolojik olarak sıkıntıya düştüklerini, kilo kaybettiklerinden dolayı beline gelen sarkıklardan rahatsız olduklarını belirtmişler ama bu 8. yıla doğru da ilk yıl sarkıklar plastik cerrahiyle düzeltilerek kendini daha iyi hissettiklerini ve beden algıların iyileştiğini belirtmişler. Yine dehidratasyon, ameliyat sonrası oluşabilen ciddi problemlerden birisi nedeni de bu hastaların büyük bir çoğunluğu su içmeyi sevmeyen durum. Ameliyat sonrası da bir grupta suyu çok fazla tüketen ama ameliyat olduktan sonra bu hastaların 950 ila 2 litre arasında su içmeleri yani ya da su tüketmeleri yeterli oluyor. Nedeni de biz biliyoruz ki su ihtiyacımız günlük tüketilen yiyeceklerle ilgili. Yani bir kalori tüketiyoruz. 8 kalorile karşı 1,5 litre su almamız gerekiyor. Bu bizim hayati ekonomik sorunlarımızın sürdürülmesini sağlayacaktır. O nedenle de az bir miktar su içtiklerinde yani mini maksimum 2 litre yeterli olacaktır. Tabi suları bunlar sonuç yapmayacaklar, yudumlu bir şeyler. Yani bir bardak 200 cc'lik 345 eşitlere bir saatte içmeleri gerekiyor. Bulantı kısmı çok önemli. Burada porsiyon kontrolü önemli. Her lokmayı kuzuk büyüklüğünde alıp 25-30 kere çiğnemeleri gerekiyor. Yine çok şekerli şekerli içecekleri tüketmeye devam ederlerse, çok yağlı yemek yerlerse, yemeklerle birlikte çok su ve sıvı alırlarsa damp insanlığına ulaşabiliyor. Yine bir takım içeceklere karşı da bu toleranslar var. Onlar da işte çok lifli, kuru baklagiller, tam sağlı yemekler, çok hamurlu makarna gibi yiyecekleri de yerken sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Tabii buradaki tek neden aslında sıkıntı yaşamalarının tek nedeni niçinin önerilerinden kaynaklanan durum. Beslenme kalitelerine baktığımızda da bu hastaların beslenme kalitesini değerlendirdiğimiz bir ölçeğimiz var. Burada yediğiniz yemekler, bir tanesi nasıl hissettiklerini soruyoruz. Bir de kaç öğün ettikleri, aralarına kalmadık soruyoruz. En çok bu grupta kırmızı, beyaz et, salata, sebze, pişin sebze yemekleri, ekmek, makarna, pirinç ve balık tüketiminde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiş ve bunları sorgulandı. Kusmaların olup olmadığı, bu 8 yiyeceğin dışında yemedik herhangi bir yiyecek var. Bunlar sorgulanıyor ve hepsinin bir puanlama sıralası var. 27 puan alırlarsa beslenme kaliteleri çok iyi olduğunu, yani iyi beslendiklerini, doğru beslenme alışkanlıklarını elde ettiklerini anlıyoruz bu puanında. Bununla ilgili çalışmalar var. Güvenliğe sipahi farklı bant hastaları kıyaslanmış. Güvenliğe sipahi hastalarının beslenme kaliteleri puanlarının daha yüksek olduğunu saptanmış. Diğerinde biraz daha düşük. Yine seribel sektörü ile Langerhans'ın başka tatlılığı kıyaslanmış. Burada da bazı yiyeceklere karşı tolerans yani tüketilemeyen yiyeceklerin en çok bant hastalarında sonra özel yiyeceklik bant sonra seribel sektörü ile
toleransın daha iyi olduğunu, bankta daha kötü, rende biraz daha iyi, değil, siber sektöründe olduğunu ve bununla ilgili bununla bağlantılı olarak da siber sektöründe beslenme kalitelerinin daha iyi, bank kartlarında daha kötü olduğu bulunmuş. Burada biz kendi çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Lotus Morgan ve Tavsa'nın beslenme kalitelerinde etap konusundaki değişiklikleri, diyet alımlarını değerlendirdi ve bu 2016 Haziran'da yapılacak kongrede de Avrupa Obezite Kongresi'nde sözlü bilgi olarak kabul edildi. Haziran'da bunun sunumunu yapmak için inşallah orada bulunacağım ve makalesinde panelizmine başlayacak bir dergiye göndereceğiz. Biz bu yaptığımız çalışmalar sanırım bir rokozlu 6. ay, 7. ve 3. yılda değerlendirdik. Ve hemen hepsinden detaylı bahsetmeyeceğim. Söze vardığından bahsedeceğim. Hastaların bir rokozlu 126 kilo ölçen 3. yıla doğru 80 kiloları düştü. Ve tabii ki bağlantı olarak da BKR'de azaldığı saptıldı. Bu hastaların süt ve süt ürünleri çok az tükettiklerini, tabii aldıkları eğitimle bunların yıl içerisinde 3. yıla doğru oranların arttığını, yumurtanın çok az tükettiğini ve bunun daha sonra bir yumurtaya kadar çıkartabildik, bazı yumurtanın çok tükettirebildik. Bazı pekman ve çay gibi tatlı çok tükettikleri ve bunların daha sonra 33-50 gramken 2 gramlara kadar düştü. Ekmek, pirinç, bulgur, makarna çok tükettirdi. Bunların gibi azaldığını sattırdık. Yine tereyağı, margarin, mayonez, yağlı yiyecekleri çok tüketildiğini, sebzelerde çok bir farklılık bulmadı, tüketimlerin ne olduğunu ama meyveler de aynı şekilde tüketimlerin ne olduğunu. Burada da gördüğünüz gibi Nescafe mesela 132 mililitre, Garbuşu 174, Kadı meyvesi 88, çay bu tarafta, en çok da çay tüketimlerinin mesela bir litre çay içtiklerini, daha sonra bu miktarı yarım litreye kadar düştüğünü sattırdık. Lavabo bulgularına baktık. Burada daha çok D vitamini seviyelerinde de düşüklük bulduk. Hastaların ameliyat sonrası 1300 ila 1500 kalori arasında tükettiklerini sattırdık. Ama ameliyat olmadan önce 1000 kalori civarında bir enerji aldıklarını sattırdık. Yine bu hastalarımızın literatürde de ünlü olarak özellikle kırmızı eti veya beyaz eti parça olarak son kıyma köfte eti rahat olarak tükettikleri, çift eti de zor tükettikleri nedenleri de en büyük soracak çiğnememe. Yine pirinç pilavı, makarna, hamurçları zor tükettiklerini, bulgur pilavı daha kolay tükettiklerini, balığı kolay tükettiklerini sattırdık. Burada kusma da bir de sorgulanıyor beslenme kalitesinde. Bu hastaların kusmalarının tek nedeni yemeklerle birlikte su ve sıvı almaları ve lokmaları çok iyi çiğnememeli. Çünkü ihtiyacımları çok küçük ve her önünde 150 gram yemek yemek zorundalar. Eğer bu 150 gramı geçerlerse, 150 gram aldıklarını fazla bildiğinizde, eğer iyi çiğnemezlerse, yani 150 gramlık acı iyi çiğnemeyi 30 ya da 50 cc hacmine düşmek zorunda. Bu hasta başaramazsa tabii ki kusacaktır ve kusma gibi ilerleyen zaman dans insanlığı oluşacaktır ve tabii ki bir de kilo kaybını durduracaktır. 7 yıllık hasta sevdiğimizde 6. ayda beslenme kalitesi 19 ise 3. yıla doğru bunun 6-1 ve 3. yıla hemen benzer olduğu sevdiğimizde gelip bir civarında beslenme kalitesi ne olduğunu saptamış olduk. Yine yapılan çalışmalarda da bazı hastalarda bizim sevdiğimizde beliş uygun olarak kırmızı etli olup Çin sebzeleri, ekmekleri, makarna ve balık tüketimlerinde zorlanmışlarını belirlemiş olduk. Yatak değişikliğine baktığımızda tat değişikliği olan hastalarda kilo kayıpların olduğunu saptırdık. Yine ekşi acı tüketim, ekşi ve acı yiyecekleri ameliyat öncesi çok tüketmediklerini ama ameliyat sonrası kilo vermeye dönüşlerinde oluşan yağ miktarları azaltmayla bağlantılı olarak tatlı yiyecekleri değil, daha ekşi, acı yiyecekleri tercih ettiklerini gördük. Ve hastalar da ameliyat olmadan önce hiçbir şey çiğnemedikleri için yemeklerin tadını anlamadıklarından ameliyat sonrası çiğneme zorunluluğu olduğu için ve bu çiğnemeye bağlı olarak da her geçen yiyeceklerin tadını tatlılar hissettiklerini söylediklerinden ve bu da dolayısıyla tatlı tüketimleri aşırı karbonhidrat yiyeceklerin tüketimi azaldığı için de hastalar kilo ödenmeyeceler.
Tuzlu içeceklerin tadında bir değişiklik hissettiğini gördük. Ondan hemen devam etti. Ve bu şekilde tat değişiklikleri, tat değişikliklerinin kilo ile ilgili kayıtlar etkin olup olmadığını sorduğumuzda da hastalığın büyük bir çoğunluğu oluşan tat değişikliğinin kilo kayıtlarına verdiğini bilmekten daha fazla kilo arttığını söylediler. Serimizde de hastaların et, tatlı yiyecekler, süt, yoğurta, peynir, pilav, yumurta, ekmek, elmalı bütün hastalarda neredeyse sonuçlar genelde bu yiyeceklere karşı sinirlen olduğunu belirttiler. Yiyecek ve içeceklerin tadında değişiklik hissedenlerin kilo kayıplarının daha fazla olduğunu, yine ekşi yiyecekler de artış hissedenler de kilo kayıplarının daha fazla olduğunu saptadık. Sonuç olarak diğer çalışmalarda da ve süt ürünleri alınımının ameliyat sonrası arttığını, bunun da nedeni işte hastalığı bir protein önemli olduğunu söylüyoruz. Bunları tüketmelerinden yararlı ve denetimin yetkisiyle hastalar bunu tüketmeli. Eğilimliler yine et, balık, sebze, ekmek, yumurta, tat tüketiminin azaldı. Yine bizim çalışmamızda da benzer şeylerin olduğunu saptamış oldum. Bundan bahsettim. Sonuç olarak yine başka çalışmalarda da tat, koku ve iştah aracılığı çalışmalara bakılmış Lyme-Gastric Bypass hastalarında. Burada da Gastric Bypass hastalarında %82, bant hastalığı %46 tat ve kokuda değişiklik olduğu saptanmış. Ve tiksinmelerin de yine ameliyat sonrası kilo kaybının etkin olduğunu bizim de yaptığımız çalışmamızdaki anketi yapmışlar. Ve sonuç olarak hastaların iştahında anlamlı bir şekilde 36'lara doğru iyileşmelerin olduğunu, tat da aynı şekilde, kokuda da gitti daha azalma olduğunu ve bunun da kilo kaybıyla bağlantılı olduğu saptanmış. Yine yiyecek tiksinicileri olan kişilerin kilolarının daha fazla olduğu, yiyecek tiksinicileri olmayan hastalarda da daha iyi kilo verdikleri saptanmış. En çok da tiksindiye sebep olan yiyeceklerin nişasta yiyecekler, şeker yiyecekler, et türevi olduğu belirlenmiş. Yine yapılan diğer çalışmalar da bebesin toleransın ve sık kusmaların, hastalarda oluşan kusmaların beslenme kaliteleri ve etkilediği belirtilmiş. Yine sonuç olarak sebze, kırmızı et gibi sindirilemeyen besinlerin alımı bu hastalarda zor. Bu iştahla ilgili davranışının kontrol üyesi olan bulaşların besini afetçilerin de etkileri tabi iştah üzerinde mutlaka etkisi bulunmakta. Burada da bu grupta da yine beslenme kalitesinin alt alın kirliliğince üzerinde daha küçük şey arttığı belirlenmiş. Buradan bahsettim. Bütün bu sorunların olmaması için bu hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bariyatrik cerrah için de çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Beslenme durumlarının iyi belirlenmesi lazım. İşte mineral desteklerini mutlaka almaları gerekiyor. Ve hastaların ameliyat öncesi, sonrası her 3 ayda bir, birinci yıldan sonra 1,5 yılda, ikinci yıldan sonra bizim kontrollerinin yapılması önerilir. Burada diyetisyenlere fazlası geç düşüyor. Burada şöyle bir algı var. Hatta ben insanlığa başladığım yıllarda dış yapan cerrahlar değişmeye gerek yok diyorlar. Biz ameliyatı yapar hastaları zayıflatır. Zaten hastalar denmiş size. Yapatamamışsınız. Biz zayıflatıyoruz. Demek ki diyet bir şey yaramıyor. Böyle bir kanı vardı. Ama şu an bilinen konusunda ilgi vardı. Bunun öyle olmadığı anlaşıldı. Hasta ameliyat olduktan sonra ilk yıl mutlaka kilo veriyor ve bu kilo kaybı 5 yıla kadar devam ediyor. Beslenme alışkanlıkları değiştirmediği takdirde 5. yıldan sonra da artmazsa da kilo almayı mahkumlar. Bu nedenle de bu hastaların B1, B2, B12, folatların çinko, cinselin düzeyleri, çakan parametrelerinin bu periyotlarla izlenmesi, takip edilmesi gerekiyor. Biz bu hastaların en çok zeytinyağı, daha az ayçiçek, mısır, soya gibi yağları ve balık yağları mutlaka haftada iki kere olacak şekilde balık tüketmelerini alamıyorlarsa balık tableti olarak almalarını öneriyoruz. Bunlardan bahsetmiştim. Genelde hastalar ilk bir ayda %18-33, 3. ayda %40'a kadar, 6. ayda %50-60, 1 yıldan sonra %70 civarında kilo kayıpları ile kilo kayıpları oluşmakta. Bizim kendi çalışmalarımızdan daha önceki haftalarımızın sonuçlarıydı.
hastaların birinci yıl sonunda kilo vermelerine bağımlı olarak son otopsilerde iyileşmeleri olduğunu, yanıtsal cevaplandığında yani sistem parametrelerinin anlattığı şekilde iyileştiğini belirledik. Burada amaç bariyatrik cerrahiden sonra beslenmeleri hastanın kilo vermesi ama kilo verirken kas kaybını yağ kaybı oluşturmak gerekiyor ve yine yiyecek içecekleri dengeli oluşturmadan, dahil insanları oluşturmadan tüketmelerini öğretmeniz gerekiyor. Onun için 4 aşamalı diyetler var. Bu diyetlerin ortak özelliği, her 15 dakika 30 cc yani saatte 200 cc sıvı tüketmeleri öneriliyor ve ömür boyu bu şekilde beslenmeleri gerekir. Genelde ameliyatlardan 6 hafta sonra 1,5 ya da 2. ayda tam da yiyeceklere geçiliyor. Ve burada önemli olan her bozmayı içinin ve kırısı var gibi yapmaları ömür boyu şeker ve şeker yiyeceklerle uzak durmaları gerekiyor ama şeker yiyemeyecekler anlamına gelmiyor tabii ki. Her şeyi çok iyi kontrol altına aldıkları takdirde biz bu hastaları ayrıca bir kere ya da ayrıca bir kere takdirmelerine izin verebiliyoruz. Ama tam varisi, kulağın sonuna devam ediyorsa o durumlarda önemli. Genel olarak beslenme kelimelerine hızlıca bakacak olursak her lokma çok küçük miktar balık ağızda her lokma 25 çinlik sulu haline gelecek. Çünkü mide hacmi az. Hidroklorik asit yeterince bu işi yapamayacağı için hiç olmaz. Ağızda bütünlükteki kitlerin bu işi halletmesi, kitlerin içerisinde ve benzinin bu işi halletmesi gerekiyor. O yüzden çiğneme çok önemli. Hatta ameliyat olmadan önce hastalara ben diyorum ki çiğnemeyi beceremiyorum dediklerinde. Ameliyat olana kadar sakız alış olmazsa bu şekilde çiğnemeyi öğrendiğini söylüyoruz. Önce protein yiyecekleri yemeliler. Çünkü protein çok önemli bu hastalarda. Yağları sınırlamamız gerekiyor. Daha çok zeytin yağı. Ve bu hastaların günde tüketecekleri toplam yağ miktarı aslında hangi yöntemi olurlarsa olsunlar, kaç kilo olurlarsa olsun, 15 gramdan fazla yağ tüketmeleri istenmiyor. Bu durumda öğrendiğim yemeklerin sabah 5 gram, öğlen akşam da 5 gram, sabah 5 tane yemeğin yemişse 5 gram yağını yemiş olacak. Öğlen bunlar içecekleri çorba, bizim gibi bir 200 cc olmayacak. Bir çay bardağı kadar çorba da 2,5 gram her gram. Geri 2-3 kaşık sebze yemeyecek, onun için de o kadar yer verecek. Akşam da şekilde ve altlıkları yeterli olacak. 3 tatlı kaşığı yağını da bir zeytin yağı, bir tereyağı, bir ayçiçek yağı olabilir. Kafein çok önemli. Biraz önce söyledim. Hastalar 1 litre, 300 cc çay kahve içenler var. 300 mg kafeinin üzerine çıkılması istenmiyor bu hastalarda. Bu da 3-4 fincan kahve veya 5-6 fincan çay anlamında. Çünkü aşırı olmaz kafein yağlanma nedeni oluyor. Eğer çok kuru sakız gibi yumuşak bir yeri değilse bu sürece de rahat azımsızlık oluşturabileceği için çok iyi çiğnemeleri, iyi çiğneyemiyorlar ise biraz seri tüketmeleri öneriyoruz. Tam bir oluşmaması için bahsettim. Şekerli şeker yiyecekler bıraktırmaları gerekiyor. Eğer yemeleri gerekten müşter edemedilerse ve daha bitiremeden dolgunluk ve tokluk hissettilerse yemek yemeleri bozulmaları gerekiyor. İler bitirmek için uğraşmamaları lazım. Yiyecek içecekler bir arada alınmamalı diyoruz. Ve tabii ki fazla yemek için her türlü yiyecek içeceği ölçmeli. Ameliyattan sonra biz bu hastaları tam tüketmeleri gereken miktarları 3 öğünde tüketebilecek duruma gelinceye kadar 3 öğün, 6 öğün tüketmelerini, daha sonra 3 öğüne tüketmelerini istiyoruz. Ama yanıtı varsa 6 öğün almak durumunda. Bu problem çözüldükten sonra hastalarımıza günde 3 öğün yemek yemeleri öneriliyor. Sebze meyveler her önce 2 öbek yemek kaşığı miktarını geçmeyecek şekilde tüketmeleri gerekiyor. Sıvıdan bahsetmiştim, vitamin herhalden. Bir de fizikolojiden bahsedip bitirmek istiyorum. Bu hastalar beden kitle indeksi 27'ye ininceye kadar uzun süreli yürüyüşler yapmaları istenmiyor. Çünkü eklem diz bağları kopmasın diye. Maksimum 30 dakikalık yürüyüşler yapabilirler. Daha sonra ilk 2 ay boyunca sadece yürüyüş yapmaları, 2. aydan sonra aktif spor yapmaları öneriliyor. Mümkünse imkanları varsa bu hastalığın ideal spor şekli yürüme. Yine en önemli diğer bir nokta bu hastalar her öğünü yarım saatler 45 dakikada tüketmeliler.
yemeğe başlamadan önce de yarım saat veya 45 dakika önce hiçbir şeyi içmemeleri gerekiyor. Yani boş midelere fotoğraf sunmaları gerekiyor. Yemek yedikten sonra da bu kadar süre bekleyip daha sonra 45 dakika sonra su ve sıvıyı gülüm gülüm içmeye devam edebilirler. Bir de besin piramidi var. Burada bildiğimiz normal piramit ama bayağı Türkçe. Burada kanalın en altta temizli yağlar var. Ama bu hastalar için de bir piramit geliştirildi 2010 yılında. Bu hastalar için en altta besin destekli, yani işte mineraller ve fiziksel aktivite, üstte protein yiyecekler. Onun üstünde sebze meyveler. Her yani günde iki ölçü kanalarda geçmeleri isteniyor. Bu aynı şuralar yağlı yiyecekler, şekerler en az alınması önerilen yiyecekler. Bunlardan bahsettim. Ve son olarak bu hastaları ameliyat olduktan 3 ayda bir sonra bu kontrollerde takip etmeniz gerekiyor. Ve bariyatrik cerrahi olduktan sonra da kişilerin yaşam kalitesi artıyor. Ölüm riskinin %68 aldı. Bu kadar da iyileşmeler oldu. Belirlenmiş. Bu Türkiye'de kurulan obese cerrahisi derneği. Biz de bu sene 2015 yılında bu bariyatrik cerrahi bilgisayar bir derneğini kurduk. Derneğin başkanı benim 3 aydır aktif olarak çalışmalarımızı şu an sürdürüyoruz. Onu da dinlemek için teşekkür ederim.